Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir GTA videosu çekmek istedim. Bir süredir oynuyorum, organik oynuyorum bu arada, kesinlikle hile falan kullanmıyorum. Yaklaşık 130 seviyelerde falan olmam lazım. Birçok şeyi yaptım, sizlere de bunu göstermek istiyorum. Zaten çok ikonik bir işte uçan motordur, uçan arabadır, onları falan alabildim. Zormuş bu arada, kolay değil organik bir şekilde oynamak. Ama sizlere hani böyle ufak da olsa neler yaptığımı göstermek isterim. Bir kısmını uçan motorla gideceğiz burayı. Sonra bir kısmını da uçan arabayla gidip o şekilde size göstermek istiyorum. Öncelikle şuralardan bahsetmek istiyorum. Hangarı falan aldık. İçindeki güncellemeleri, güzelleştirmelerin hepsini yaptık. Tabii ben oğlumla birlikte oynuyorum bunu. O da bayağı hakim olmaya. Görevleri falan böyle çok rahat yapabilir hale geldi. Uçan motor bu arada en son aldığımız ürünlerden biri. Genelde uçan arabayla idare ediyorduk. İkisini de deneyimleme fırsatımız oldu. Bu arada aralarında çok ciddi farklar var bence. Uçan motoru sadece bir yere daha hızlı varabilmek için kullanın diyebilirim ama uçan araba gerçekten delik sürüye geçen. Bunu da şimdi birazdan gösteririm. Uçan araba evet bundan bir tık daha yavaş olabilir ama görev yapma konusunda gerçekten 10 kat daha başarılı. Özellikle roket atma konusunda çok başarılı. Motorun roketleri neredeyse %10 ihtimalle isabet ediyor. Gerisi hepsi boş. Yani çok kötü bir roket atma şeyi var, derecesi var. Uçan arabada da tam aksine neredeyse her türlü atışı isabetli diyebilirim dostlar size. Şimdi neden hangardan başladım? Hangar önemli. Özellikle kasma konusunda kendinizi kasacaksanız, güçlendirecekseniz hangar çok önemli. Hem arabaları hem silahlarınızı birçok özelliklerde, bu arada yanlış tuşa bastım. Hemen müdahale edeceğim. Motor içeride çalışmıyor maalesef. Çünkü bunun motoru sadece terawattin içinde şey yapabiliyorsunuz, güçlendirebiliyorsunuz. O yüzden hangarın içinde yürümesine bile izin vermiyor. Olsun. Şimdi hangarda şöyle, hangarda şeyi bitirdik dediğim gibi. Bu görevleri bitirdik. Güncelleştirme görevlerini bitirdik. Bu arada ben herkesin GTA'yı bildiğini düşünerekten anlatıyorum. Çünkü 10 yıllık oyun. Mobile Operation'ımız da var. Bu da gayet iyi. Silah güçlendirme de olsun ya da görevlerde olsun önemli bir detay. Şöyle göstereyim size bilgisayarda yaptıklarımızı. Ben şöyle video çekmek istiyorum GTA ile ilgili. Yeni alacak olan ya da genel olarak böyle haftada bir neler yaptık ya da neler yapıyoruz ya da istediğiniz bir görev varsa o görevi yapma aşamasını da sizlere gösterebilirim. Şimdi dostlar şurada bildiğiniz üzere bayağı bir açılması gereken ürün vardı. Biz bunların hepsini açtık. Bunlar neden önemli? İşte patlayan silahlar, yanan silah mermileri falan. Yani bunlar için önemliydi. Kostümler falan benim için önemli. Bunların hepsini açtık. Bunlar bitince de burayı sadece şeye çeviriyorsunuz. Sadece para kazanmaya çeviriyorsunuz. Şunları da onaylayayım. Bunlar şu an biz buradan sadece para kazanıyoruz ve ciddi para kazanıyoruz. Hani şöyle örnek vereyim. Burada 250 bin diyor. Ama satışa geldiğinizde neredeyse 500 bine yakın bir para elde edebiliyorsunuz. Benim çoğu gelirim buradan. Birçoğu da şeyinden, bardan. Oradan da gerçekten çok güzel para kazanabiliyorsunuz dostlar. Burayı göstermek istedim. Burayı bitirdik. İlk başlarda şu kamyoneti bile çok fazla götürdük para kazanabilmek için. Artık götürmüyoruz bu kamyoneti. Gerek kalmıyor. Buramız bitti. Buradan sadece artık para kazanıyoruz. Onun dışında şu para basma merkezleri var. Onları da güzelce kastık. Onları kasarken bu arada şeyleri bekledim ben. Bakın aşağıda da şu anda şu kenarda haritanın üzerinde 94 bin para geldiğini gördünüz. Orası işte az önce bahsettiğim bizim bar diyebilirim oraya ya da mekan diyebiliriz. Oradan güzel para geliyor gerçekten. İlgilenirseniz çok güzel para geliyor. Şimdi buradan da güzel para geliyor dostlar. Şöyle göstereyim. Bunların güncellenmesini, şey güçlendirmesini hepsini bu haftada bir her perşembe bir indirim geliyor. O anda yakaladım. Orada yaptım. Burada da çamaşır makinesinde para kasıyoruz diyebilirim dostlar. Bunları yaptım. Yanlış yaptım, doğru yaptım. İnanın bilmiyorum. Ben tamamen içimden geldiği gibi oynadım.
şunları güçlendirdim. İşte bunları güçlendirdikten sonra gerçekten güzel para kasmaya başladı. Yani şöyle 147 bin diye düşünmeyin onu. Satacağınız zaman eğer şeyi seçerseniz, uzak mekanı seçerseniz 220 bin. Tabii ki şimdi uçan motorun 8-6 milyon arası olduğunu düşünürseniz aslında bu paralar çok uzun vadede kastığınızda kazanılabiliyor. Ben uçan motor için yaklaşık 4 gün falan aralıksız görev yaptım diyebilirim. 4 günün sonunda uçan motoru aldım. Güncellemeleri için de bir yarım gün falan oynadım. Şu an aldığım mekanları, yaptığım işleri gösteriyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa onları da gösterebilirim. Şurayı yaptık dostlar. Burada belli görevlerle arabaları aldığımız yerler. Bu da önemli bir para kaynağı burada. Haftalık değişiyor. Haftalık 3 tane araba görevi geliyor. 3 tane arabayı buradan alabiliyorsunuz dostlar. Biz 2 tanesini aldık bu hafta. Diğeri 250 binde, onunla uğraşmak istemedik. O yüzden sadece 2 tanesini aldık. Bunları alıyorsunuz. Sonra bunları satıyorsunuz. Bu da güzel bir gelir kaynağı. Onun dışında pasif geliri var köşede ama o pasif gelir çok az. 5000 6000'e yakın para getiriyor. 5 para etmez diyebiliriz. Burayı da gösterdim. Tabi alacak çok yerimiz var. Onları sizlerle beraber, eğer beğenirseniz, bu işi devam ettirmemi isterseniz sizlerle beraber almak isterim dostlar. Tabi motor bu arada full. Fullledik dostlar. Her şeyi var. Hatta şöyle flak da atıyor. Bunları attığında roket eğer peşinizden geliyorsa o roketi yanlış yönlendirebiliyor. O yüzden önemli. Tabii ben şu an tek kişilik modda oynuyorum. Çünkü kalabalık modda genelde %90 ihtimalle bir hileci oluyor ve bütün oyunu size rezil zehir edebiliyor. Burada da arkadaşlar ilaç üretiyor diyelim. Tabii ki ilaç üretmiyoruz ama ilaç üretiliyor diyebiliriz. Burada çok güzel para kazanıyor. Gerçekten çok hızlı para kasabilen bir yer. 315'i çok rahat alabiliriz. Burada olunca birazdan burayı da götüreceğim. Bunları ara ara böyle malzeme alıyorum ki onlar da çalışabilsinler. Bura bu şekilde dostlar. Şöyle haritadan bakayım başka bir yerim var mı? Burada evet, başka bir yer yok. Daha alacağım. Haritanın dışında, yani mekanın, ülkenin komple dışında seçme nedenim de bunların aslında ucuz oluşu. Tabii ki hileyle hurdayla çok rahat bunları kasabilirsiniz dostlar ama ben öyle sevmiyorum. Ben organik seviyorum oynamayı. Organik oynayıp kendim kazanmak istiyorum. Şimdi oraya gittikten sonra isterseniz uçan arabayla geçebiliriz. Uçan arabada gayet hoş. O da full modifiye. Bu renkleri böyle üzerimizi, renkleri biraz farklı görebilirsiniz. Bunlar tamamen benim oğlumun zevki. Nasıl istiyorsa ona göre öyle yaptık. Ona göre değiştirdik. Ona göre güncelledik her şeyi. O yüzden bazı şeyler biraz böyle farklı olabilir. Nasıl istiyorsa ona göre yaptık. Şunun görseli bile güzel. Çok böyle deneyimleme fırsatım olmadı. Motorla bu arada görevlere ya da önemli işlerim varsa gitmiyorum. Çünkü çok hassas. Direkt hedefsizsiniz. Evet, motor gerçekten çok seviliyor. Gerçekten hızlı. Arabaya göre. Ama arabayla görev yapmak falan çok basit. Roketin inanılmaz hedefe kilitleniyor. Ve %90 ihtimalle hedefi vururken motor %10 ihtimalle vurmuyor maalesef. O yüzden arabayı çok seviyorum. Uçan arabayı, delik suyu çok seviyorum. Onun dışında birkaç tane de böyle modifiyeli işte arenada kullanabileceğimiz araçlarımız falan da var. Onları da gösteririm. Biraz mekanları göstermek istedim. Çünkü araçlardan çok bu mekanları almak daha zor genelde. Burada hangar aldık. Hangarı burada alma sebebimiz buradan geçerken 5 yıldız olmamamız. Bilenler buradan geçerken, bu havaalanının, askeriyenin üzerinden geçerken maalesef 5 yıldız oluyor. Uçak hangarımız en son aldığımız mekanlardan biri. O yüzden bir tane mekanı, bir tane uçağımız var. Burada da daha çok böyle para toplayıp şeyler yapmaya çalışıyoruz. Uçağa neden ihtiyaç duymuyorum? Çünkü uçan motor ve uçan araba varken bunlara ihtiyaç duymuyorum. Bu arkadaşa verdiğim para bu hafta içinde geçerli olan indirimdi. Yani şöyle, bu verdiğim paranın 3 katını malzeme alıyorsun. Bu hafta için geçerli. O yüzden acaba bunu anlamadım. Şimdi yarı yola kadar uçan motorla gidelim. Ya da direkt gazinoya da gidebiliriz. Oradan sonra bizim asıl gerçekten çok büyük para kazandıran mekanlardan biri o. Şu an indirimde oyun bu arada. Bunu çektiğim tarihle. Tabii yine gidip bakabilirsiniz. Ben alalı biraz oldu.
Yani önce online olmayan versiyonunu oynadık. O yüzden çok fazla ilerleyemedik. Online olmayan versiyonunu bitirdik. Şimdi GTA'yı daha önce oynadım ama ister istemez elimiz biraz yadırgadı ilk başladığımızda. Önce online olmayan modda oynadık. Ondan sonra online'a geçtik. Tamam böyle ikimiz de alıştık. O yüzden şimdi birkaç aydır da bunu oynuyoruz. Orada enteresan bir ses çıktı ama nereden bilmiyorum. Umarım size yansımamıştır. Evet, yarı yola kadar ya da tamamen oraya varalım. Ondan sonra bu arada bilgisayarda ilk denemem, çekim denemesi. Umarım başarılı olurum. Umarım sizlere güzel bir görsel gösterebilirim dostlar. Daha önce bilgisayarda yayın yapmamıştım. Telefonda yayın yapıyordum. Telefonda yayında hem çıkıp dolaşması biraz zor oluyor. Tabii ki Pokemon'a devam edeceğim ama çıkıp dolaşması biraz zor oluyor. Bir de oyunda maalesef birçok şeyin fiyatı çok arttı. O yüzden şimdilik biraz ara ara GTA oynamayı düşünüyorum. Eğer iyi geri dönüş alırsam da oynamaya devam edeceğim. Şu gazinoya da gideyim, orayı da bir göstereyim size. Ardından bir arabaları göstereceğim. Zaten hemen arabanın çoğunluğu gazinonun yanında. Bu arada çarptan da, normal bu Diamond Gazino'daki çarptan da bayağı bir araba alabildik. Oğlum çünkü saati kolluyor ve her gün gidip bastığı için oradan bayağı bir araba alabildik. Oradan araba almak zor. Birçok araba da oradan alınma. Onları da göstereceğim sizlere dostlar. Şöyle hızlı bir şekilde binelim. Bu motorun güzel yanlarından biri düşmüyor kolay kolay. Hızlı ama dediğim gibi kesinlikle savaşa girilecek bir motor değil. Yani bununla birlikte görev yapılacak bir motor kesinlikle değil. Görev yapması çok zor. Çok dengesiz çünkü. Burayı kastık. Burayı da yine böyle bir indirim olduğu günde güncellemelerini aldım. Şu an orta şeker diyebiliriz. Bunu da böyle ucuz aldım. Yine de böyle ucuz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Dediğim gibi normal organik oynamak oyunu maalesef zor. Birçok yayıncıda ya hileli izliyorsunuzdur ya da 10 yıllarını vermiştir. O şekilde çok kasmıştır ama bizim gibi böyle 6-7 ayda organik olarak, tabii ben bir yandan da çalışıyorum. Organik olarak anca bu kadar kasabiliyorsunuz dostlar oyunu. Hani yadırgamamanız için diyorum. Anca bu kadar oluyor. Evet, buradan gerçekten çok ciddi paralar alabiliyoruz. Bir de sürekli dolduğu için güzel oluyor. Ayrıca şuradan bilgisayara geldiğinizde diğer işletmelerinizle birlikte buradan dostlar ortak bir görev diyebiliriz. Ortak bir görev de oluyor şurası. Şuradaki diğer işletmelerinize şu elemanları buradan koyduğunuz zaman şurada da çok ciddi paralar birikebiliyor. Bazen 300, 400, 500'e yakın para birikebiliyor. O yüzden önemli. Bakın buradan 14 milyona yakın para almışız. Güzel. Zaten işte uçan arabayı, uçan motoru, her şeyi burada tek başına karşılıyor. Ara ara buranın görevlerini yapıyorum. Günde maksimum 250'ye kadar doluyor. Buradan gelip bunu çekmeniz gerekiyor dostlar. O yüzden her gün rutin olarak fırsat buldukça ben buralara uğruyorum. Buralara uğrayıp bunları yapıp ondan sonra eğlenecekse, keyfimize bakacaksak. Zaten GTA'yı aslında çoğumuz sadece eğlenme, gezmekle uğraşıyoruz ama bir yandan da dostlar bu şekilde oynamak gerçekten güzel. Şu elemanları da buradan sürekli atıyorsunuz, problem çıkartanları. Bunları buradan dışarı attığınızda da popülerliğiniz artıyor. Para kazanma ihtimaliniz daha da artıyor. Daha da güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Şimdi arabaları göstereceğim size. Bakın 130 TL'ye varmak üzere. Şimdi ne diyorum? Buradan arabaları göstereceğim size. Oradan delik su içerideyse delik suyu da alırız ya da delik suyu yanımıza çağırırız. Kısa yolları falan da merak ediyorsanız ara ara böyle oyun içinde de onları göstermiş oluyorum. Evet. Burada arabalarımızın çoğunluğu burada. Tabii çok çok fazla yok ama toplam bir 50 tane arabamız muhtemelen vardır. Bahsettiğim gazinodan aldığımız arabalardan biri bu. Gazinodan gelen biri bu dostlar. Sonra evet, diğerleri burada değil ama var. Diğerleri hepsi, bunlar geri kalan hepsi parayla alınma. Şu zaten premium aldığım için ücretsiz gelen arabalardan biri.
Bu oyundaki en çok mühimmat takılan araba, bu da önemli bir araba. Ön tarafında roketleri, üstte çift minigun'ı var ki o zaten oyundaki bence en güçlü silahlardan biri bu çift minigun. İnanılmaz başarılı. Arkasında çift iki tane roket atıyor, artı mayın bırakabiliyor. Oyundaki gerçekten en güçlü araçlardan biri diyebiliriz. Bu da oyuna ücretsiz gelmişti bir ara. Oradan aldım. Bunu oğlum buldu. Nasıl aldı bilmiyorum. Anlayamadım kendisinden. Sonuçta 6 yaşında. Bir ara oyuna bu geldi. Satın da almamış. Bu da oyuna ücretsiz gelenlerden biri. Arabalar bu şekilde. Tabii ki çok daha güzel koleksiyonu olan arkadaşlar vardır. Şimdi şöyle göstereceğim ben size. Delikso'yu biliyorsunuz ama Delikso'dan önce şu motoru bir gönderelim. Delikso'dan önce size benim oğlumun keyifle yaptığı bir araba vardı. Onu göstereceğim. Bunu genelde kendi bunu kullanıyor. Şimdi terawattın içinde zaten operatör var. Evet, şu. Şu kendisinin arabası. Bunu çok seviyor. Bunu sizlere göstermek istedim. Bu arada indirir indirmez araba çarptı. Ya da direkt arabanın önüne indi. Evet, bu kendisinin arabası. Bunu arena için modifiye ettik ama bunu normal yolda kullanıyor. Bunun da kendine az güzel özellikleri var dostlar. Bu araba zıplayabiliyor. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Önüne gelen arabaları fırlatabiliyor. O yüzden seviyor. Sağında solunda testere var. Şöyle testereden geldiği zaman arabaları fırlatıyor. Şöyle göstereceğim. Arka arka yapalım. Küçük olduğu için olmadı. Daha küçük bir arabada deneyeceğim. Olması lazım aslında. Evet. Şu testereye geldi mi arabaları böyle fırlatabiliyor. Arkasına mayın bırakıyor ama mayın yağ. Normal mayın değil. İki tane lazer silahı var önde. Şöyle göstereyim. Normal silahtan farklı. Onun dışında bir de turbosu vardı. Evet. Bir de kendine has bir turbosu var. Gerçekten arabayı hızlandırabiliyor. Bunun niye bu kadar sinirlenme var? Sanırım korktu. O şekilde dostlar. Benim ufaklığın en çok sevdiği arabalardan biri bu. Bu arada üzerindeki dikenler çok tehlikeli. Siz de arabaya binerken dikkat etmezseniz üstteki dikenler sizi de bayıltabiliyor maalesef. O yüzden dikenleri çok tehlikeli. Arabaya yaklaşmadan önce T'ye basmanız önemli. Biraz rampa arabası gibi. Güçlü, zırhlı. Seviyor. Bunu kullanıyor. Rengini de tamamen kendi keyfine göre yaptı. O yüzden ben de değiştirmedim. Şundan bir kurtulalım. Tehlikeli çünkü. Bunu gönderelim. Hemen araba çağırabiliyor muyuz? Hemen normalde çağıramıyoruz ama benim oyundaki tek favorim uçan arabayı çağırayım. Bununla bütün görevleri her şeyi yapabildiğim için. Evet, Delikso gerçekten oyundaki en tehlikeli araçlardan biri. Oyundaki en güzel araçlardan biri. Rahatlıkla bütün işinizi görebiliyor. Böyle çok eski püskü göründüğüne bakmayın. Araba uçabiliyor. Önden taramalısı var. Şöyle çift silahı var. Roketi var. Ayrıyeten uçabiliyor. O açıdan çok avantajlı. Motora göre evet ağır, hantal ama gerçekten iş gören bir araç. Sonuçta üzerinizde bir zırh da var. Kurşunların direkt hedefi olmuyorsunuz. O açıdan iyi bir arenamız var bu arada. Arenayı daha çok kullanmadık. Bahsetmediğim bir arena kaldı. Bir arena var. Arenayı aldık. Burada oyun merkezimiz var. Bu görevleri yaptığımız kısım. Onun dışında da gördüğüm kadarıyla bir yer yok. Bir motor kulübümüz var burada. Onun dışında farklı bir yer yok. Yani 5 ya da 6 ay olması lazım, emin değilim. O süre zarfında ara ara oynayıp organik yapabildiğimiz şey bu. Çok eğleniyoruz oynarken. Çok eğlenceli. Bu arada uçan arabada inmek de bu kadar basit. Böyle direkt şeyi kesiyorsunuz. X'e basıp kestiğinizde normal yürüyen güçlü bir arabada oluyor. En sevdiğim arabalar arasında bu var. Şöyle farklı bir araba var mı size anlatabileceğim aklımda kalan? Ya da genel olarak isimleri biliyorsanız onları da gösterebilirim size. Evet, Night Shark var. En dayanıklı arabalardan biri. Şu da sanırım o şey olandı.
yine gazinodan aldığımız araba olabilir. Dükefa bu şey, buggy. Bunu hatırlamıyorum. Evet, burada az önce gördüğümüz yerdeki arabalar bunlar. İki tane motor, çok önemli değil. Bu motor bu arada üç tekerli olan. Dominant GT bu Mustang ama şey, modifiye etmedik. Normalde arena için modifiye edilecekti. Onun dışında da diğer arabalar bunlar, bu şekilde. Tabii ki bir ay içinde bile bizden daha iyi duruma gelebilecek arkadaşlar olabilir. Dediğim gibi tamamen bunun üzerine yoğunlaşmış durumda değiliz. Ama eğlencesini oynayıp aynı zamanda beraber, en azından çocukla beraber oynayabileceğim bir oyun. Şuraya bir görev geldi. Biz bu arada bu görevleri yani 3'tür 5'tir bunları bir şekilde kaçırmıyoruz dostlar. Bunları mutlaka yapıyoruz. Bunlar da hem para hem tecrübe puanı getiriyor. Böyle ara ara terk edilmiş arkadaşlar oluyor buralarda. İşte hazine ararken kendini kaybetmiş arkadaşlar oluyor. Onların yanına da mutlaka uğruyoruz. Onlardan para ya da işte bu tarz haritaları görüyoruz. Bunları mutlaka yapıyoruz oyunda. Şu an param çok az çünkü çok daha yakın zamanda o profesörü aldım. Görevler de duruyor. Görevleri yapınca yaklaşık 1,5 ya da 2 milyon TL, 2 milyon TL diyorum, 2 milyona yakın para olur. Para çok dert değil, yapılır. Ne alacaktık onları söyleyeyim ve videoya son vereyim. Ara ara da böyle farklı bir şey yaptığımızda da sizlere anlatırım. Ne alacağız? Kosaka'yı alacağız, bunu almamız lazım. Avenger'ı alacağız, bunu da almamız lazım. Burada iki tane kaldı, bunları alacağım. Belki Avenger'ı önce alırım. Onun dışında burada almak istediğim farklı bir şey var mı? Şu var, deniz altında gidebildiği için ve bu araba gerçekten güçlü. Bunu gördüm. Onun dışında farklı almak istediğim ne var? Tank falan alınır da yine de çok gerekli değil. Bu arada şunu aldık. Balistik bir kostüm. Mezbank'tan mıydı? Evet, burada da ne kaldı? Kulübümüz var, bunkerımız var, hangarımız var. Vitality var. Vitality almadık. Bundan almamız lazım. Şu da yokmuş. Autoshop da yokmuş. Autoshop almamız lazım bir tane. Bir tek Autoshop kalmış. Evet. Autoshop bir tane ilk fırsatta alalım ucuzundan. Şunu zaten almıştık. Bir Autoshop kaldı ve Vitality kaldı şu an aklımda olanlar. Bunların da fiyatları fena değil. Bugün ya da yarın ya da görevleri yapar yapmaz şu ucuzundan bir tane belki alırım. Ama devam eder. Bu oyun zaten bir nevi sonsuz bitmiyor. Yapılacaklar sürekli de yenilendiği için oyun neredeyse haftada bir yenileniyor. O yüzden yapılacak daha çok şey var. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Tabii ki 10 yıllık bir oyun olduğu için benden tecrübeli milyon tane adam var ama ben de elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım durumu. Umarım beğenmişsiniz dostlar. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın.